Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir Milletvekili Metin İlhan mesajında 23 Nisan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde atılan adımlarla hem çocuk bayramı olarak hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurtuluş kararının alındığı gün olarak her yıl büyük bir coşku ve heyecanla kutlanmaktadır. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru başlayan ve yeni yılla birlikte etkisi devam etmekte olan toplumsal açıdan sağlık konusuna en çok dikkat edilmesi gereken son günlerde dünyada ve Türkiye'de pandemi halini alan virüs salgını ile mücadele süreci dolayısıyla onca yılın ardından 100. yılını kutlayacağımız 23 Nisan'da bu yıl tarihteki kurtuluş günlerinden farklı olarak salgınla savaş noktasında mücadele vererek girmiş olacağız. Demokrasi, egemenlik ve bağımsızlık iradesinin en önemli göstergeleri arasında toplumsal refah, eşitlik, adalet yer almaktadır. Toplumun refahı, adaleti için halkın parlamentodaki temsilcileriyle birlikte alınan kararlar doğrultusundaki uygulamalarla her defasında iradesini ortaya koyan meclis, bugün yine toplumun risk altında olmaması, tehlike yaşamaması adına refah seviyesi yüksek bir toplum olmayı sürdürmesi ve özellikle de içinden geçtiğimiz süreç açısından büyük önem arz ettiğinden sağlıklı bir toplum olarak gelişip ilerleme göstermesi için çalışmalarını yürütmektedir. Bir toplumun gelişip ilerlemesinde çağdaş ve bilimsel eğitimin öneminin ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. İçinden geçtiğimiz şu günlerde de sağlık konusunda verdiğimiz mücadeleye bakıldığında bilimin, bilimsel uygulamaların ve farklı branşlardaki uzmanların bilimin ışığında sundukları katkılarla ortaya koyulan çalışmalar ve pratikler bunun kanıtı olmuştur. Bu doğrultuda öngörüleri yüksek, aydın, çağdaş, entelektüel nesilleri yetiştirmede laik ve bilimsel eğitimin payı büyüktür. Diğer taraftan yetişen yeni nesillerin de yetenek ve becerileri doğrultusunda tüm yönleriyle desteklenmesi gerekir. Tarihten bu yana büyük savaş dönemlerinde verilen mücadelelerde toplumun meclis iradesine duyduğu güven gibi bugün de salgınla mücadele kapsamında toplumun meclis iradesine ve saygınlığına olan güvenini yitirmemesi için parlamento çatısı altında alınan ya da alınacak olan kararlar hususunda hassasiyet ve titizlik gösterilmelidir. Bu da meclisin tıpkı tarihte olduğu gibi bugünkü mücadele karşısında sergilediği duruş ve kararlarla dünyayı kendisine hayran bıraktıran bir durum olacaktır. Yaşanılan sıkıntılı ve olağanüstü günlerin sağlıklı bir şekilde atlatılarak geçeceğine ve Türkiye olarak salgınla mücadeleyi de başarıyla atlatacağımıza olan inançla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Doktor Metin İlhan, Kırşehir Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili.